Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel var yanımda. Onunla parlamentoyu konuşacağız, meclisi konuşacağız ve gündemi konuşacağız. Sayın Özgür Özel hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Siz zaten her zaman buradasınız. Bir yılın son gününde de yayın için birçok davet aldık ama herhalde bunu en çok Halk TV ve Fatih Ertürk hak eder dedik. Onların yayı, günü sizde değerlendirmek yılın son canlı yayınında en doğrusuydu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zor bir parlamento dönemi aslında bu dönem. Yani seçim, anayasa uyum böyle bir sıkıntılı geçti. Seçimlerden yeni dönem geldi. Yeni milletvekilleri daha tam uyum sağlayamadan tekrar parti içi bir tartışma başladı. Parlamentonun zorluğu, parti içi tartışmaların ülkeyi belli bir ölçüde, belli bir yerde sürüklemesi, sizin de parti, partinin grup yöneticisi olarak tabii ki durduğunuz yer, aldığınız tavır son derece önem taşıyor. Çünkü siz kamuoyunda da sevilen bir siyasetçisiniz. nedir önce bize bir parlamentoyu, bize bir özetlerseniz ne oldu? Tatile gitti şu an parlamento da. Nasıl bir dönemden geldik? Nasıl Nasıl bir şeyden kuşaktan geçtik ve nereye doğru evriliyor bu iş? Bu parlamentoda e, günlük basın toplantıları yapılıyor ve aşağıda basın toplantısı kürsünün olduğu yerde bu seçimden sonra da yeniden grup başkan vekili seçildiğimiz için nöbetçi olduğumuz haftalarda e, basın toplantılarını yapıyoruz. Ve o kürsüden Recep Tayyip Erdoğan'a onun dayattığı tek adam rejimine, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu tek adam rejimini tahkim eden ve kendini fes eden tavrına ve partimize yapılan saldırılar varsa bu iktidar tarafından onlara gerekli cevapları veriyoruz. Cevaplamadığım bir tek soru var benim. Aşağıda bazı parti sözcüleri soru almazlar biliyorsunuz. Bazıları soruları seçerek alırlar. Sorudan kaçarlar. Ben bugüne kadar hiçbir sorudan kaçtığım olmadı ama bir tek sorudan kaçarım aşağıda. O da şudur, parti içi tartışma. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi grubu bütün Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenlerin ortak iradesidir. Bir birliktelik içinde, bir bütünlük içinde olmalıdır. Parti içi tartışmalar elbette olabilir. Ama onların yapılacağı yer, burası bu meclis, bu meclis kürsüsü yerine mutlaka e, doğru mecralarda yapmak lazım. Ve hani meş, meşhur bir deyimdir, ele güne karşı partimizi konuşmayı veya partimizde ben şunu söyledim hep. Imza veren de Cumhuriyet Halk Partili vermeyen de. ve bunu böyle bir çatışma, bir gerilim, bir e, tartışma olarak göstermek yerine burada birbirimize karşı anlayışlı, birbirimize karşı tahammüllü, birbirimize karşı saygılı, sevgili, şefkatli çünkü biz bir ailenin evlatlarıyız. Böyle olmak lazım. Tabii eee bir takım tutumlar alınıyor, bir takım tutumlar açıklanıyor ve bir takım söylentiler yayılıyor olur olmaz yalan haberler yapılıyor. Ondan sonra buna karşı da parti grubundaki işte çok sayıda milletvekili'nin kendi iradelerini ortaklaşarak en genç milletvekilleri ağzıyla ifade etmeleri gayet normal. Sizin de söylediğiniz gibi kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi kötü bilmeden, göstermeden ama birlik beraberlik vurgusunu yapan bir çabaydı. Bunu bu kadarıyla değerlendirelim. Ee, tabii meclis tatile girdi. Biz de buna isyan ediyoruz, itiraz ediyoruz. Niçin itiraz ediyoruz? Ee, birincisi bu meclis bir erken seçim olarak nitelendirilen bir baskın seçimle yapılan seçimden sonra oluştu. Sebebi neydi? İktidar aslında o günkü şartlarda bu baskın seçimi talep ederken ülkenin sorunlarına vurgu yapıyordu. Ve millet iradesinin yenilenmesini söylüyordu ve 24'ünden sonra yapacaklarını sıralıyordu. Bugün geldiğimiz noktada iki tane kanun çıktı ve meclis kapandı. Tatile gittiler. Yani kimi Karadeniz'in yaylalarındaki evlerine koştu, kimi deniz kıyındaki deniz sahil beldelerine koştu. Ama tatile soktular meclisi. Oysa bu iki tane kanun neydi? Önce onları vurgulayalım. Birincisi olağanüstü halden şikayet ediyorduk olağanüstü hali üç aylığına ilan edip bir buçuk ayda bitireceğiz demişlerdi. Yirmi ay sürdürdüler. Olağanüstü halin içine bir referandum koydular. O referandumdan sonra bir erken seçim koydular. Bizim rejim değişikliği diye ettiğimiz itirazları müthiş bir e, devlet gücü baskısıyla ve aslında dünyanın pek çok ülkesinde yapılması anayasaya aykırı olan şekilde o hal sırasında anayasa değişikliği ve seçim yaptılar. Yani akıl almaz bir şekilde. Bunlara İtirazlar dillendirildi, müthiş bir referandum kampanyasında neredeyse evet oylarıyla hayır oylarının denk olduğu bir yerde ee, bir referandum gerçekleştirildi. Ardından gelen bu seçim sırasında hem Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, hem partimiz, örgütümüz, milletvekili adaylarımız müthiş bir efor sarf ettiler. Ancak arzulanan sonuç, istenen sonuç alınamadı. Elbette tüm yönleriyle seçim değerlendirilebilir ama bu parlamentoya gelen Cumhuriyet Halk Partisi grubu şunu gördü ve hatırlattı. Olağanüstü hali biz doları, euroyu, faizi arttıran, işsizliği arttıran, bunun yanında ülkenin umutlarını da ülkenin geleceğini de tüketen bir uygulama olduğunu söylüyorduk. Seçime birkaç gün kala onlar biz de kaldıracağız demişlerdi. O hal günü geldiğinde kendiliğinden kalkacaktı ama o halin yerine o hal yerine geçecek. O halin getirdiği bazı düzenlemeleri kanunlara koyan ki bu anayasaya aykırı bir şey. Bir e, OHAL'cik gibi, OHAL kanuncuğu yaptılar. Ve bunu bazı maddeler açısından 3 yıllığına, bazı maddeler açısından uzun süreliğine e, veya bir sınır süre sınırı olmaksızın e, kanun çıkardılar. Ve OHAL'i kalıcılaştırdılar. Yani aslında OHAL'in ismini kaldırdılar, cismi duruyor. OHAL'de bizi rahatsız eden pek çok şey, pek çok madde şu anda duruyor. Valilere... Sıkı yönetim komutanlarında olmayacak yetkileri verdiler ve şöyle özetleyelim, çok detay verip de e, vatandaşlarımızı, izleyicilerimizi sıkmayalım. Kenan Evren bir yerlerden bakıp bunları görüyorsa, vay be diyordur, bu kadarını ben de akıl edemedim, bu kadarını ben dahi talep edemedim, bu kadar yetkiyi bana vermediler. Kenan Evren Tayyip Erdoğan'a şöyle imreniyordur, ya biz bunların üçte birini yaptık. Bize işte darbe cuntacı işte e, demokrasinin katili dediler adam bizim üç katımızı yırtıyor neredeyse demokrasi kahramanı olacak. Yani Türkiye'de yaratılmaya çalışılan algı ve gerçek dışı e, algıyı vatandaşa bütün televizyon kanallarıyla ellerindeki e, tüm iletişim olanaklarını kullanarak dayatan bu iktidara karşı Kenan Evren bir yerlerden şaşarak ve kıskanarak bakıyordur içinde bulunduğumuz durum bu kadar ağır. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi bu o hal kanuna karşı çıktı. Komisyonda söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Özellikle Sayın Kaboğlu gibi Türkiye'de değil dünyada anayasa hukukunda doğal olarak da o hal konusunda en etkin en birikimli akademisyen olarak bu dönem parlamento grubumuzda olması bize büyük güç kattı. Bunun yanında genç, dinamik, Gerçekten konusuna çok hakim, hem sahadaki uygulamalara hem kanunlara çok hakim bir komisyon grubumuz var. Hem anayasa komisyonu için söylüyorum, hem adalet komisyonu için. O genç arkadaşlarımız belki ilk kez söz aldıkları komisyon toplantılarında tarihe şerh düştüler. Yaptıkları savunmalarla, yaptıkları eleştirilerle ve ortaya koydukları performansla karşılarındaki Adalet ve Kalkınma Partisinin saray ne istiyorsa. Kaldır elini, kaldır parmağını, ver oyunu ve eee sarayın istediklerini yap, salla başını, al maaşını, elini indir, kaldır, al maaşını, anlayışını mahkum ettiler orada. Tarafsız bir gözle bu komisyon tutanakları herkese açık. Buradan Türkiye'deki sözümüzün değeri olan herkese söylüyoruz. Komisyon tutanaklarına bir bakın. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri ne söylemiş? Muhalefet milletvekilleri söylemiş. Ama orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yeni, enerjik, deneyimle gençliği birlikte harmanladık, harmanladığımız kadroları anayasa hukuku konusunda, e, Türk Ceza Kanunu konusunda, devlet-vatandaş ilişkileri, özgürlüklerin sınırlanması konusunda e, ne kadar etkili ve ne kadar dünyayı gören, meseleyi kavrayan ve Türkiye'nin e, önündeki riskleri ve nasıl önünün açılacağını anlatan konuşmalar yapmışlar. Gerçekten... Biz bir yandan gururla, bir yandan ibretle, bir yandan da üzülerek takip ettik. Bu kadroların e, şu anda iktidarda olması lazımdı. Ama içinde bulunduğumuz durum, tabii hepimiz açısından ders almamız, e, öz eleştiri yapmamız gereken kısımları mevcut. Ama e, bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu hem komisyonunda hem meclisteki yapmış olduğu konuşmalarda ve ortaya koyduğu muhalefet anlayışıyla meclisin ilk günlerinden... E, saygınlık uyandıran, karşısındakini bilgiyle yenen ve bilgisiyle deneyimiyle ve iradesiyle karşı tarafı mahcup ve mahkum eden bir üstünlüğü ortaya koydu. Bu önemlidir. Yani e, önümüzdeki dönemde elbette birileri parlamentoyu hiçleştirmeye çalışacak. Biz de parlamentoyu onlara karşı güçlendirmeye çalışacağız. Bu mücadeleyi vereceğiz. Sonuçta milletin temsilcileri kendi parlamentolarına sahip çıkarlarsa ve maalesef bazı işbirlikçiler artık bu işbirliklerinin tepkisini sahada görürlerse açık bir şey söyleyeyim, örneklendirerek söyleyeyim. İkinci bir komisyon, ikinci bir kanun o halden sonra, çünkü o haldeki pozisyonlarını savunuyorlar. Ama çok net bir şey ortaya çıkacak Milliyetçi Hareket Partisi açısından bunu vatandaşların mutlaka bilmesi, bizi dinleyenlerin de MHP'li seçmene bunu anlatması lazım. İkinci kanun bedelli askerlikle ilgiliydi. Bunun yanında sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenlemeler vardı. Şans oyunlarıyla ilgili düzenlemeler falan bir torba. Bu kanunda Devlet, Sayın Devlet Bahçeli şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Biz bedelli askerdeki 28 güne karşıyız. Hatta tweet attı. Deyim yerindeyse yaylalar yaylaları bile öğrenmedikten sonra ne lüzum vardır oraya gitmeye? Para bedelli demek bedeli ödeyip karşılığını almak demektir. 28 gün olmasın." Şimdi bu 28 gün konusunda bize de çok sayıda başta düşünemediğiniz kadar çok ortaya çıkabilecek aksilik iletildi. Bir de en önemlisi şu. 15 bin lira bir para alınacak. Bu paranın 5 bin lirası bu 28 günde bu askerlerin daha eskitemeyecekleri kılığına, kıyafetine, işte oradaki şeylere gidecek, masraflara gidecek. Bu kadar çok 15 bin lira önemli bir para. Üçte biri havaya gidecek. Bunun yanında işte iş yerinden olacaklar, eğitiminde aksama olacak, hastasını bırakamayacaklar falan derken biz de dinledik bu insanları ve dedik ki hem devletin kasasına girecek para yüzde elli oranında artmış olur. On lira değil on beş lira girer kişi başına. Hem de e, bu mağduriyetler olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi net olarak bunu söyledi ve bundan ilgili Şimdi devlet bahçenin bu sözüne karşın MHP'liler geldiler komisyonda. Önce bunu savunur gibi yaptılar. Sonra hiç kendileri bir önerge vermedi. Biz önergemizi verdik. 28 güne karşı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarıyla önergemiz reddedildi. Milliyetçi Hareket Partisi 28 günün Devlet Bahçeli'nin sözüne rağmen kaldırılmasına oy vermedi. Birkaç madde geçti. Sağlık çalışanları söz alıyorlar. Diyorlar ki efendim sağlık çalışanlarının yıpranma hakkı verilmeli. İşte emeklilikle ilgili iyileştirmelerde şu şu yapılmalı. Veteriner de eklenmeli. Eczacı da ama AKP ile bir reddoyu verdiler. Dedik ki madem bunu söylüyorsunuz hep bakın. İyi Parti HDP, CHP, MHP aynı şeyi söylüyorlar. Önerge veriliyor sağlık çalışanına. Yani kendi konuşmalarını vatandaşa yönelik olarak sağlık çalışanının yanında izliyorlar. Oy verirken AKP ile birlikte ret veriyorlar. Bunu niye söylüyorum? Komisyonlarda AKP mecliste çoğunluğu kaybetti. Komisyonlarda komisyonuna göre yarısı AKP'den yarısı muhalefetten. Gerçek bir muhalefet vatandaşın isteklerini yerine getirebilir. Gerçek bir muhalefet ama sözle muhalefet oya gelince iktidar gibi davranan bir parti yüzünden burada çok önemli iyileştirmeler yapılamadı. Şunu söyleyeyim Fatih Bey 1 Ekim'den sonra şu anda Milliyetçi Hareket Parti'nin seçmenleri MHP milletvekillerini görecekler. Onlar gidecek sahaya değil mi? Orada ne talep ediyorlarsa vatandaş şunu bilsin. Mazot ucuzlasın isteyenler MHP'nin de böyle bir sözü vardı diye hatırlıyorum. Veya MHP ne söz verdiyse ne söz verdiyse hepsini gerçekleştirebileceği yer bu kapının arkası. Burada AKP ile birlikte red oyu kullanmazsa örneğin emekliye maaşlarını arttırma sözü verdiyse onu yerine getirebilir. Biz varız. Askerlikle ilgili ne düzenleme yapmak istiyorsa yerine getirebilir. Biz varız. Kendisinin dile getirdiği toplumun fakir, fukara kesimleriyle ilgili ne söylüyorsa biz varız. Ama MHP sahada bunu söyleyip oy verirken aksine davranıyor. Bunu da görmek lazım. AKP zaten bunu yapıyor. Ama 1 Ekim'den sonra burada 290 tane AKP milletvekili var, 310 tane muhalefet milletvekili var. Muhalefet muhalefet gibi fakirin, fukaranın, işçinin, emekçinin, köylünün, çiftçinin, gençlerin hakkını savunursa burada yapacak çok şey var. Ama bir işbirliği içinde AKP'nin evet demediği hiçbir şeye evet demezseniz, mesela neye hayır oyu kullandılar? Tren kazası oldu ya, hepimizin yüreği yandı. Tren kazasının araştırılması lazım diyoruz. Bütün partiler aynı şeyi söylüyor. AKP, MHP oylarıyla reddediliyor. Şimdi bunu görmek lazım. Ha keşke, keşke daha gelişkin bir demokraside de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri de vicdanlarına uygun konularda hep birlikte davranabilsek, bu sorunları çözebilsek. Anladım. Efendim, ee, bu konuyu gayet iyi aydınlattınız. Son bir sorum olacak. Evet. Parti içi tartışmaların dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir yol haritası izlemesi lazım? Çünkü Ekim ayında meclis açılacak ve çok zor bir dönem geliyor. Parlamento şu an askı alınmış durumda. Birçok kararnameler zaten gelmeyecek. Parlamento atıl bir durumda. Bir danışma meclisi statüsüne sürüklendi neredeyse. Cumhuriyet Halk Partisi ondan ardından da yerel seçimler geliyor. Onu da vurgulamam lazım. Nasıl bir yol haritası izlemeli bu? Yani şu olsun, bu olsun, şu tartışmaların dışında doğru, soruyorum. Doğru. Hatta onunla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim hani dediğiniz e, haklı bir şey parti içi tartışma sormuyorsunuz ama evet. buradaki meclis performansı için size ne lazım? Öğrenci sınıfa gidiyor öğretmen sınıfa giriyor bakıyor sınıfın cıvıltısı içinde bir tane çocuk görürse orada böyle ona gider der ki ne oldu oğlum? Mutlaka o bakın o cıvıl cıvıl sınıfta bir tane böyle duran çocuk varsa o çocuk ya hastadır ya evde anne baba kavgalıdır ve o çocuk kendini derse veremez. Akşam çalışamamıştır. Uyuyamamıştır ve kendisinden beklenen performansı gösteremez. Bu meclis grubu evinde kavga istemez. Bu meclis grubu anasıyla babasının sevdiklerinin siyasette birlikte olduklarının birbirine düştüğü, birbirinden tartışma yaşadığı bir ortam olursa dizinin bağı çözülür. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak ayağa kalktığımda arkamdaki grubun gücünü aldığımda orada yapamayacağım bir şey yok ve benim grubumun da komisyonda mecliste sahada bugün e, dikmen kapı önünde bir basın açıklaması vardı gar katliamı ile ilgili ve o halin kalkmasına rağmen o halin türettiği provokatör bir polis şefi geldi orada ailelere saldırdı CHP'nin milletvekilleri ben geldi hepsinin böyle elleri kan, al, kan oturmuş şekilde ne oldu arkadaşlar dedim o aileleri polisin elinden kurtarırken Hepsinin elleri çizilmişti şey. O milletvekillerinin parti içi pozisyonları farklı olabilir. Ama o milletvekilleri halkın vekilleri. O milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları. Zaman zaman bu meclis grubunu yıpratmaya yönelik ona bir seçim yapılmış. O seçimin öncesinde hepsi adaylarımızmış ve sonunda buraya bu evlatlar yollanmış. Bu evlatlar Dikmen Kapı'nın önünde AKP'nin o halden kalma polis şiddetine direniyorlar. Komisyonda sabahlıyorlar ve burada milletin hakkını arayacaklar. Biz güçlü, birlikte ve motive olduğumuz zaman karşımızda duramazlar. Bakın biraz önce size ben anlatırken siz çok tecrübeli bir parlamento muhabirisiniz. Gözünüzden şeyi gördüm. Yani bu CHP bu duruşu gösterirse ve 310 bir çoğunluk varken parlamentoda halkın çok istediği şeyler halka iyi anlatılırsa MHP buna nasıl hayır diyecek dediniz siz. Yani orada bir çıkış var yoksa MHP'yi sorgularlar. Ha MHP doğru tutum takınır. İyi Parti farklı tutum takınırsa İyi Parti'yi sorgular seçmen. HDP üstüne düşeni yapmazsa halkla ilgili mesele geldi onu. CHP yamuk yumuk iş yaparsa bizden sorarlar hesabını. Hep de hani bunu MHP'yi bugünkü tavırlar öyle olduğu için. O yüzden bu mecliste yapacak çok şey var ama iri olmak, diri olmak, birlikte olmak lazım evdeki huzuru sağlamak lazım. Evdeki tartışmaya bir an önce geçmek lazım. Ve bu meclis grubunu e, motive etmek lazım. Biz onları şimdi memleketlerine uğurluyoruz. Kendimiz de seçim bölgelerimize gideceğiz. Veya milletvekillerimizin olmadığı veya bazı istediği sonucu alamayan illerimize gideceğiz. Oralarda çok ciddi çalışmalar yapacağız. Sağdan bilgiyi, beklentiyi toplayıp ve meclise yöneltip yani Millet ümidini kesmiş ama biz onlara şunu anlatacağız. Senin bu derdinin çözümü var. Aha bu kapının arkasında. Orada da iktidarın yapmadığı durumda yapabilecek 310 milletvekili var. Hadi sen talebini yükselt, meclise dön ve bak buraya. Biz oradayız ve bizi denetle. Bu meclisin denetim görevi vardır yürütme üzerinde ama milletin de seçtikleri üzerinde denetim görevi var. Sizin gibi gazeteciler, yayın organları ve özgür e, bu meseleleri takip edebilecek yazılı ve görsel basından arkadaşların katkılarıyla biz bu mecliste ten beklentiyi yükseltmeli ve milletin de vekilini denetleyeceği bir sistemi Türkiye'ye getirmeliyiz. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde bir çalıştay yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili grubu olarak. Oturacağız iki gün, üç gün. Biz bu meclisi nasıl güçlendiririz? Nasıl etkili muhalefet yaparız? Bizim bize oy veren seçmeni ve bizi evladı gibi seven üyelerimizi nasıl mahcup etmeyecek etkin bir siyaset yaparız bunu araştıracağız. Tabi yaz boyunca ilçelerimizde illerimizde evet. e, yapılacak tüm toplantılarda da parti içindeki konuları ve esas Türkiye meselesini uzun uzun konuşacağız. Ben e, gitmemeleri gerektiğini söyledik biz AK Partililere ama gittiler. MHP'liler gitmemeliydi gittiler. Hele 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 çocuk istismarı meselesi duruyorken ve altı bakanla on günde bu işi yapacağız deyip Mart ayında araya seçim girmişken çocuk istismarını bile bakın her vakada her çocuk kaçırıldığında, her ölü çocuk bulunduğunda duygular kabarıyor konuşmadan gittikleri için. Hayvana şiddeti konuşmadan gittikleri için. Ha söz vermişler de af maf onları hiç konuşmadan gittikleri için evet. bu millete onları şikayet ediyoruz. Biz buradayız, milletin yanındayız, halkın yanındayız. Evet. Ya tatil boyunca milletvekilin tatili olmaz. Buradan kendi milletvekillerime söylediğim sözü söyleyeyim son olarak. Yaz dönemi çalışmaları olur. Milletvekillerinin tatili olmaz. Kendi bölgelerinde yapacakları çalışmaları olur. Tatil milletvekilliği bittikten sonra yapılırsa yapılacak. 7 24 sahada olacaklar. Oradan beslenip gelecekler. Oradakinin hakkında burada savunacaklar. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben Sana teşekkür Zgür ediyorum Özer. Fatih çok Bey. sağ, sağ ol. olun. Hayırlı olsun. Yeni dönemde tekrar. Ekim'de açılacak. Senin için de zor bir dönem. Size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Fatih sağ Bey. Olun, sağ olun. Ata zor bir tablo. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi için önümüzdeki günlerin bir yol haritasını çıkarmak lazım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili burada birlik çağrısında bulundu ve milletvekillerinin bir arada olmasının çok zor günleri getiren getirecek yeni dönem için önemli olduğunu vurguladı. Söz tekrar sende.